kadar güzel görüntüler değil mi dostlarım? Ne kadar güzel doğa, ne kadar güzel tabiatın içerisinde yol almak. Cuma günü çekmiştim ben bu görüntüleri geçen hafta. Benim doktor kontrolüm vardı. Cuma günü sabah erkenden hastaneye gittik. Tabii sıra beklemesi, işte muayene falan derken öğleni buldu. Aç gitmiştim. Doktor aç çağırmıştı beni. Sonrasında da öğleden sonraya kaldı tahlil sonuçları. Bu arada muayeneden sonra artık bir şey yiyebileceğimi söylediği için biz de hemen eşimle beraber bir şeyler yemek için dışarı çıktık. Bursa'da arkadaşlar bilir, hastanem zaten Yıldırım civarındaydı. Oradan da eşim beni Kestel'e doğru götürdü. Kestel'e doğru girince de Kestel'in arka taraflarında yeşillik, doğa içerisinde yemek yiyebileceğiniz bir yerler var. Tabii yeni yeni açıldı. Daha bu hafta açıldı, yasaktı. Hemen bir şeyler atıştırıp sonra tahlil sonuçlarını almak için saat 2-3 gibi hastaneye tekrar geri dönmemiz lazımdı. Bu arada sonuçlar falan iyi dostlarım. Yani umduğum gibi, olmasını istediğim gibi, çok şükür. Tabii rutin kontroller bunlar. Aslında hepimizin yapması gereken rutin kontroller. Ben de bir süredir aksatmıştım pandemi dönemi sebebiyle. Aklımda kalmıştı. Bu arada hemen onu da halletmek istedim. Bu arada bu görüntüleri sizin için çektim. Şu an sabahın erken saatleri, yüzümde böyle şiş şiş gerçekten. Şimdi mutfağa gidiyorum ben. Mert'in kahvaltısını hazırlayayım. O daha uyumadı. Sonrasında da hemen yemeğimi yapmak istiyorum. Erkenden yemeğimi yapayım. Sonra bu odaya geleyim. Bu odayla ilgili yine bugün işlerim var. Her ne kadar hava kasvetli şu arada, bu arada bugün maalesef o hafta sonu gibi değil. Bulutlu, gri bir hava var. Biraz bir iki günde soğuk olacakmış. Hava durumu öyle söylüyor ama hafta sonuna doğru yine açacakmış. Her ne kadar kış gibi ülkemizde kar beklense de ben artık ruhen bahara girdim. Bu odayı da artık bahar konseptine çevirin. Bu odayla her mevsim oynuyorum biliyorsunuz. Sizler de benimle berabersiniz. Böyle kışın farklı bir kreasyon sokuyorum. Yazın farklı bir kreasyon sokuyorum. Şimdi de bu esasında çok sevdiğim koyu bordo şeyleri, perdeleri bugün kaldırayım diyorum. Şu perdeleri yıkayayım diyorum. Camımı sileyim diyorum. En azından bugün bu işleri yapayım. Ben bahar temizliğine başladım. Bu arada temizlik videosu isteyen dostlar var. Bahar temizliğine başladım. Hatta dün bu şeyi, duvarı komple sildim. Buradaki biliyorsunuz bir gönül dağı pencerem vardı. Onları kaldırdım ve duvarı komple sildim dostlarım. Bu biraz böyle Arap sabunu, biraz böyle bazı yerlerini cifle. Sonra da güzel duruladım. Hatta yerleri bile inanın öyle değeri değil, elimle sildim. Kapımı sildim. Kapıyı da inci gibi pırıl pırıl yaptım. Gerçekten şıkırdadı. Şimdi de artık bugün dekorasyonların falan hepsi kalktı. Yavaş yavaş artık bu odaya şöyle bir soft bir hale getirmek istiyorum. Bu arada da yavaş yavaş mutfağıma geçeyim. Bugün ne pişirmek aklımdan geçiyor dersiniz? Şu tenceremi çok seviyorum. Eşimin bana hediyesiydi. Artık domates tenceresi mi, kabak tenceresi mi? Bu şeyde Kasım ayındaki bu Cadılar Bayramı falan var ya, o zamanlar böyle dekorasyon şeyler çok çıkıyor. O zaman almıştık biz de. Kasım ayında almıştık. Kasım mıydı, Ekim miydi? Bunda yeşil biber dolması yapmasını çok seviyorum dostlarım. Bunun içinde çok da güzel duruyor. Böyle yeşil biber dolmasını şimdi Mert'in kahvaltısından sonra hazırlayalım birlikte. Ben çabuk çabuk geçeceğim tabii, tarif gibi değil. Ondan sonra da temizliğe başlayalım. Mert'in sütlü yumurtasını yapıyorum dostlarım. Biliyorsunuzdur sütlü yumurtayı. Birazcık yağ. 3 tane yumurta kırdım ona.
Şimdi böyle top top olmaya başlayınca, pişmeye başlarken de biraz böyle ne kadar diyelim size, 1/3 çay bardağı kadar sütü ilave edeceğim içine. Ondan sonra karıştırmaya devam edeceğim. Burada da bitki çayım kaynıyor. Seviyoruz Mert'le içmeyi. Şöyle Metro Robios diye bir çay aldım. Bakın portakal kabuğu ve vanilya diyor. Odaklayamadı şu an kameram ama portakal kabuğu ve vanilya diyor. Çok çok güzel. Biz bunu neredeyse bitiriyoruz. Şöyle demleniyor. Şimdi altını kapatacağım. Böyle de altı tutmasın. Karıştıralım. Ondan sonra Mert'in kahvaltısı. Hemen şuraya bitki çayını da koyacağım. Böyle bol yeşillik, biraz zeytin, biraz peynir, havuç, böyle ekmek. Çok fazla yağ yemiyor dostlarım. Şimdi üzerine bu sütlü yumurtayı da ile koyacağım. Üzerine poi serpiyorum ben. Yani şu karışık baharattan daha lezzetli oluyor. Ondan sonra kendime de bir fincan çayımdan koyacağım. Sonra yemeğime geçeceğim dediğim gibi. Biberlerimi dizdim. Böyle turuncu tencerenin içinde bunlar böyle yeşil yeşil gözüküyor ya. O kadar hoşuma gidiyor ki. Böyle şey gibi boyamışsınız gibi, resim boyamışsınız gibi geliyor. Burada da iç harcımı hazırladım. Bildiğiniz klasik iç harcı. İşte soğanlı, kıymalı, pirinçli, biraz maydanoz, biraz baharat istediğiniz var. Biraz domates, çok az yağ. İşte böyle işte tuzlu dediğim gibi karabiberi. Ben sadece pirinç hakkında size şöyle bir tüyo verebilirim. Şöyle bir uygulama yapıyorum. Bakıyorum büyükse, ki bugün büyük maalesef dolmalık biberlerim kış olduğu için böyle küçük küçük şeyler bulamadım markette, minik minik. Büyükse bir tatlı kaşığı, küçükse bir çay kaşığı adet sayısınca pirinç ilave ediyorum. Öyle buluyorum şey formülünü. Gerçekten birebir geliyor. Zaten gelmezse de buzluğumuza atıyoruz. Şimdi ben içlerini dolduracağım. Ondan sonra altını yakacağım. Pişmeye dursun. Bu arada yani bakıp bakıp mutlu olduğum küçük mutluluk araçları bunlar. Yani eskiden annelerimizden şöyle şöyle öğrenmiştik. Tırnağımızı açtırırdık falan. Gerçekten şu 1-2 liralık bir şey o kadar işe yarıyormuş ki dostlarım. Hani genç kızken çok alışık değildik de şimdi böyle pratik her şeyi kullanıyorum. Tık 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 tık. O kadar kolay ki siz kullanıyorsunuzdur büyük ihtimal. Ben çok fazla kullanmıyordum. Yani bugün çok çok rahat olduğunu bir kere daha karar verdim. Şimdi dediğim gibi hemen içlerini dolduruyorum. Altını açıyorum. Pişe dursun dolmalarımız. Hala pişiyor şu anda ama koku inanılmaz güzel. Şu dolmanın kokusuna bayılıyorum. Eminim siz de öylesinizdir gerçekten. Bu kadar güzel kokan bir yemek olamaz. Mis gibi. Şöyle altını biraz daha kısayım ve içeri geçeyim artık. İlkbahar dekorasyonumu yaptım. Burada kemençem vardı. Gönül Dağı odası yaptığımda kemençe koymuştum. Kemençeyi kaldırdım. Gene kuşlu saatimi koydum buraya dostlarım. Şöyle iki tane çerçevem vardı. Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Çok yıllar olmuştur. IKEA'dan şöyle kartlar almışım. Bu kartları bu çerçevelerin içine koydum. Salondaki küçük fenerimi getirdim. Bunları da IKEA'dan almışım. Birden renklerinin çok uyduğunu fark ettim. Şöyle çerezliğimin içine koydum onları. Esasında direkt de koyabilirdim herhalde şuraya ama neyse böyle de güzel oldu. Şöyle ilk dekorumu hazırladım. Bahar renkleri hafif böyle lilalı, grili, pembeli. Şu yakmadım bu mumları ama o kadar güzel kokuyorlar ki içeri girdiğiniz zaman oda kokusu varmış gibi. Gerçekten bunları esasında yakmadan bu şekilde mi kullansam devamlı? Daha önce de salondaydılar. Çok çok güzel kokuyor odayı. Bunu zaten arkamda görüyorsunuzdur. Evi ilk aldığımızda hem kardeşime hem bana almıştım ikimize hediye olarak.
Onun da banyosunda yapışıktı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de burada tutuyorum. Şimdi gelelim perdelerimize. Perdelerimi çıkartacağım biraz sonra. Camımı sileceğim. Dışarısı da biraz soğuk. Üşümeden halledeyim şu işleri. Kimsecikler yok dışarılarda. Herkes evinde, hava soğuk ya bugün. Ben de cesaretimi toplamaya çalışıyorum şimdi. Dışarı çıkacağım, dışarıdan sileceğim diye. Şimdi dün bahar gibiydi, bugün kış gibi. Artık Mart ya, böyle bir gün yaz, bir gün kış, bir gün soğuk, bir gün 18 derecelere çıkıyor, bir gün 5 derecelere düşüyor. Bir akşam gece bir bakıyorsunuz eksi 4. Yağmur sulu kara çeviriyor. Arkadan güneş açıyor. Gerçekten şey bir hava. Biraz hastalık havası gibi. Ama işte bahar da böyle yavaş yavaş geliyor. O da baharın sesleri. Perdeyi de söktüm bu arada. Önce şeyi soktum. Nedir o? Tül perdesini. Dediğim gibi şimdi bir cesaret. Şuradan çıkıp güzelce camı sileyim. Arkadan da tüllerimi. Ama şu fonları değiştiririm. Açık rengi döndürürüm. Yavaş 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 dekorasyonunu değiştiriyorum odanın. Çünkü odamız küçük. Kışın çok böyle koyu renkler hoşuma gidiyor ama yazın boğucu oluyor dostlarım. Hem de daha çok gölge yapıyor. Hemen şu açık renkleri. Bunları da hatırlıyorsunuz. Gönül Dağı odamın yastıklarıydı. Onları da yavaş yavaş artık değiştireceğim. Ondan sonra şuraya da artık yeni bir tablo asarım. Kaldırdım her şeyi dediğiniz gibi. Evet, hadi bana kolay gelsin. Başlıyorum camı silmeye. Evet, suyumu hazırladım. Birazcık şampuan döktüm içine. Köpürttüm hafif ılık suyu. Cam sildi koydum yanıma ama onu duruma göre son parlatmak için kullanabilirim ya da hiç kullanmayabilirim. Çünkü gerek de kalmıyor bazen. Hemen bezlerimi de aldım. Öncelikle şunla başlayacağım silmeyi. Allah'tan çerçeveleri dün dediğim gibi böyle tek tek parlattığım için artık gerek yok. Şimdi camımı bununla sileceğim. Bunun bu tarafı pütürlü, bu tarafı düz. Gerçekten bir seferde kurulayacak. Ama ben yine parlatmak için şöyle yine bezimi de aldım. Bunları BİM'den almıştım. Çok çok memnunum. Hadi artık başlıyorum silmeye. Bu arada kendimi gösteremiyorum dostlarım size. Gösteremiyorum derken gösteremedim. Yani yaptığım işi daha çok gösteriyorum. Odada karanlık, hangi açıdan çekeceğimi bilmiyorum. Şimdi bu tarafa girdiğim zaman parlayacak. Artık şöyle kenara köşeye koyacağım. Oradan biraz koyu da çıksam birkaç görüntü alacağım sizler için. Dışarısı çok parladığı için, içerisi loş olduğu için görüntü kalitesi biraz düşüyor. Neyse bakalım, halledeceğiz bir şekilde. Vallahi camlarım oldu. Mis mis dostlarım. Birazcık gliss şampuan sıcak suyun içine, yani ılık suyun içine. Vallahi cam sile bile gerek kalmadı ki o gösterdiğim bezle fuşur fuşur, hani hiç böyle köpükten görünmeyecek şekilde sildim. Ve inanın arkasını silerken kurulamaya bile
gerek kalmadan, yani başka bir bezle temiz suyla aldırmadan kendi kendine pırıl pırıl kurumuş. Yani ben şimdi diğer parlatıcı bezle silsem mi diyorum ama hiç gerek kalmamış. Şu an pırıl pırıl olmuş. Ve çok da kolay oldu. Çok da çabuk da bitti ki camım çok büyük olmasına rağmen esasında diyorum ki bu hızla acaba gidip mutfağın camını da mı silsem, ne yapsam bilemedim. Kendimi yorsam mı yormasam mı? Yani bir cesaret, o camı da çıkartabilirim arada. Perdem yıkanasıya kadar boş durmamak için böyle bir Trendyol'dan puf parçaları almıştım. Onları birleştiriyorum. Şimdi her şeyin kolaylığı var dostlarım. Şu şarjla elektrikli tornavida ile çok rahat bu vidalarını geçirdim. Vidalarını da göndermişler zaten. Şimdi tek bir parçam kaldı şöyle. Onu da bu tarafına monte edeceğim. Bu arada ben gittim mutfak penceresini de sildim. O arada o hızla. Şimdi şu pufumu yapıp köşeye alacağım. Bakalım nasıl olacak. Hali de böyle oldu. Bence güzel de oldu. Valla ilk defa bir şey monteledim. Genelde beceremezdim böyle şeyleri ama bence güzel oldu dostlarım. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum. Şimdi hemen gidip perdemi de takayım. Perdemi takmadan önce şuraya yaptığım dekoru da size göstereyim. Burayı da bu şekilde süsledim. Şöyle küçük küçük tahtalar. Şöyle minik minik de çiçekler koydum. Başka bir vazonun içindeydi bunlar, küçük böyle. Bunlar da bu şekilde burada oldu. Perdelerimi astım arkadaşlar. Fonlarımı da değiştirdim sonunda. Bordoların yerini bu krem rengi ince dokulu fonlarım aldı. Bordom zaten kadifeydi. Dediğim gibi baharda artık kadife ve koyu renk değil, böyle daha
Keten dokulu açık renklere dönüyorum. Gerçi hala içerisi çok loş. Tam göremiyorsunuz rengini. Şöyle gün ışığını çıkartayım biraz. Evet. Pufumu da yaptım, koydum. Gördüğünüz gibi yerine artık veda edebilirim. Saat 5'e 18 var. Akşam oldu dostlarım gerçekten. Yorucu da bir gün oldu. Ben artık yavaş yavaş gidiyorum. Biraz sonra bir saate kadar zaten Oktay gelir. Yemeğimizi yeriz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Yeni video kadar sizlere hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.